TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Biz bugün sizler için rengarenk bir program hazırladık. Sağlığa dair bugün çok çok önemli bilgiler var. Kağıt kalemi hazırlayın. Bugün hem egzersiz yapacağız, hem sevgili hocam, mutlaka tanıtımlarda gördünüz ama detaylarını da birazdan göreceğiz. Profesör Doktor Murat Aksoy bugün bizimle birlikte. Şu merak ettiğiniz varisleri de konuşacağız. Sevgili hanımlar, bize hemen yazmışsınız varislerimiz var ne yapacağız diye. Bunların cevapları bugün Beyaz TV ekranlarında olacak. Lütfen siz de bize yazın. Nilüfer Zamanı Facebook hesabımız. Instagram yine aynı. Kaçırdıklarınızıysa YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Peki bugün başka neler mi var? Az sonramız gelsin o zaman. Evet sevgili izleyenler, Profesör Doktor Murat Aksoy, genel cerrahi uzmanı bugün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, gayet iyiyim. Sizi sormalı. Harikayız. Zaten sizin enerjinize bayılıyorum hocam. Aynı şekilde, sizin de öyle. Çok teşekkür ederim. Bir doktorun bence hastasıyla iletişimi çok önemli değil kesinlikle, mi? Orada kesinlikle. Orada tedavi bence o anda başlıyor. Doğru doğru. Yani şimdi hasta esasında odaya girdiği anda bence şu düşünceyle giriyor. Ya acaba kimle karşılaşacağım? Bana güler yüzle mi bakacak? Yoksa evde düşündüğüm gibi ya onu yapma, niye bunu yaptın, niye ilacını almadın falan, hani böyle düşüncelerle mi gelecek? Ama hani ben düşünüyorum, bizim zamanımızda bu böyle hani kızgın doktor suratı biraz daha sıktı da artık doktorlarımız daha güler yüzlü. İnsanlara empati yapabiliyorlar. Yani onların hem hastaların hem hasta yakınlarının ruhunu daha iyi anlayabiliyorlar. Çünkü ilk temas çok önemli. Bir çalışma var, diyor ki bir kişi hakkındaki görüşlerin ilk 3 saniye içinde şekilleniyor. O kadar kısa. O kadar kısa. Yani şöyle bir baktın. İlk intiba dedikleri, iki, değil mi? 3. O insanı sevdin ya da sevmedin. Tabii sonrasında hani bir takım yaşadıklarım onu değiştirebilir ama değiştirmesi zor oluyormuş. O yüzden ilk sizle bugün biriyle tanıştığınız zaman, hatta bence tanımadıklarınıza bile sokağa çıktığınızda bir günaydın deyin. İyi günler deyin. Böylece inanın siz de kendinizi daha iyi mutlaka hissedeceksiniz. Mutlaka o geri dönüşü alacaksınız. Kesinlikle. Biz bugün sevgili hocamla, biraz önce de söyledik sevgili izleyenler, özellikle damar hastalıklarını konuşacağız. Varisle mi başlayalım hocam? Çünkü varis bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. Bir kez varis hastalığın adı mıdır? Hani bazen diyoruz ya dizimde menisküs var. Halbuki menisküs hepimizde var ama onun rahatsızlığı. Şimdi aslında varis damar hastalığının adı. Yani hepimizde varis yok. Fakat topluma baktığınız zaman, hele kılcal damarları da varis hastalığı içinde düşünürsek, o zaman yaş ilerledikçe neredeyse toplumun %80'inde varis var. Bu ne demek? 100 kişinin 80'inde kılcal damar veya damarlarda büyüme var. Şimdi varis ne demek? Onu hemen şurada konuşalım istiyorum. Tabii sana. Ki. Şöyle aramıza alırsak tabii bence daha rahat anlatırız. Şimdi varis esasında damarların normalden daha geniş olmasıdır. Hangi damarların? Toplar damarların. Toplar damarlar neremizde var? Herkes şöyle en basite elinin üstüne bir baksın lütfen. Bizi izleyenler de baksın. Elini biraz sarkıtırsan daha net belli olacaktır. Evet, bak şişme şimdi, başlıyor zaten hemen. Şimdi şurada bak, şöyle damarların çıkmaya başladı. Yeşil yeşil. İşte bu gördüğünüz damarlar, bak benimkini de göstereyim. Evet. Şurada çok daha belirgin bende, görüyor musun? Çünkü bende cilt altı yağ dokusu biraz daha şey herhalde, damarlarım genişlemiş, itiyor onu. Bunlar toplar damarlar. Hani kan alırken biz hastaneye gidiyorsunuz ya, sizden kan alınıyor. Evet. İşte bu damarlardan alınıyor. Doğru. Toplar damarlardan alıyor. Şimdi bacaktaki toplar damarlar eğer normalden daha geniş olursa biz bu duruma varis diyoruz. Şimdi dışarıdan baktığın zaman böyle bacakta bir takım kalınlaşmalar görülebilir. Yani dışarıya doğru böyle pırtlamış damarlar vardır. Görsel bozuklukta başlıyor. Evet. Şimdi ben düşündüm ki bunu gelin şöyle anlatalım. Bunun bacağımızın cildi olduğunu düşünelim. Bana yardım edersen şöyle şimdi damarımız, cildimizi açalım. Bakalım altında neler çıkıyor. Şimdi cildimizin hemen altında ne var? Yağ dokusu var. Bunu pamukla göstermeye çalıştım. Şimdi bu cilt altı yağ dokumuzu da ortadan çıkardığımız zaman, kaldırdığımız zaman bakın altından ne çıkıyor? Şöyle damarlarda ufak ufak baloncuklar olmaya başlamış. Mesela bu damarlarda görülüyor oradan, değil mi artık? Yukarıya doğru gittiğim zaman ben bunun bir damarın uzantısı olduğunu fark ediyorum. Bak yukarıya doğru geldim. Devam burada da bir tane damardan çıkmış. Şimdi bu neden oluyor? Elimizdeki renkli kalemlerle bunu açıklamak en kolayı. Normalde bu damarlarımızın içinde, yok toplu da, bu toplar damarlarımızın içindeki kan akışı her zaman ayaktan kalbe doğru olmalıdır. Bunu şimdi ben maviyle çizeceğim doğru size. Doğru yönü ayaktan kalbe doğru gitmesi. Yani
Şurada okla gösteriyorum. Bakın bu kan akışı hep böyle olmalı. Hep yukarıya doğru Aslında yer gitmeli. çekiminin aksine bir Aksine. hareket söz konusu. Süper. Yani burada esasında bizim vücudumuz farklı bir şey yapıyor. Kanı aşağı çeken bir yer çekimi var ama kanı yukarı göndermeye çalışıyor. Şimdi bizim O zaman damarlarımızın... orada bir itici güç olması gerekiyor, değil mi Evet. hocam? Bunu ne zaman göstereceğiz biliyor musun? Bizim bölümün sonuna doğru bir egzersiz hocamız gelecek. Egzersiz hocamızla beraber bu damarlardaki kanı yukarı nasıl pompalıyoruz onu göstereceğiz. Harika. O zaman bizden ayrılmıyorsunuz bugün. Kesinlikle. Çünkü varise dair de biz burada egzersizi yapıyor olacağız. Sevgili hocamla ve eğitmenimizle birlikte. Kesinlikle. Çünkü bizim bacağımızdaki kanı yukarıya pompalayan bir sistem var. Ama o pompayı dediğim gibi bölümün sonunda gösterelim bence. Şimdi peki kanı yukarıya gönderiyoruz ama bu kanın aşağı doğru kaçışına engel olan bir sistem var mı? Var. Nedir? O da damarlarımızın içindeki kapakçıklar. Şimdi bu kapakçıklar şöyle yapıyor. Nilüfer, kan yukarıya doğru giderken damarların içindeki kapakçıklar açılıyor, sonra kapanıyor. Geçişi sağladıktan sonra aslında bu OGS, HGS gişeleri gibi Evet. araba geçiyor ve geri Doğru. kapanıyor gibi. Geçtin. Geri gidebiliyor musun orada? Hayır. Gidemiyorsun. Aynen. Bu da aynı sistem. Yukarıya giderken kan kapakçıklar açıldı, sonra kapandı. Böylece kan geriye gitmedi. Ama eğer kapakçıklar açıldıktan sonra kapanmasında problem olursa, yani tam kapanamazsa, şu şekilde benim elim gibi olursa, bu sefer ne olur? Yukarıya doğru giden kan Geri. Aşağı doğru geri kaçar. Evet. Şimdi burada onu gösterelim. Mesela kan yukarıya gitmişti. Bakın bu sefer kırmızıyla gösteriyorum. Geriye doğru kaçmaya başladı. Aşağı doğru. Bu sefer ne yaptı? Damarın içinde kan miktarı artmaya Yani başladı. göllenme gibi bir durum Göllenme söz oldu. konusu Ve bu oldu. sefer ne oldu? Burada damarda bir şişme oldu. Şimdi damardaki şişme sadece görsel bir problem değil, ağrı da yapıyor. Neden? Çünkü damarların etrafında sinirler var. Bu bacağın tamamen damar olduğunu düşünün, benim de sinir olduğunu düşünün. Sinirler böyle damarı sarıyor. Şimdi eğer bu damarlar genişlerse ne olur? Sinirler de gerilmeye başlar. Çünkü daha genişliyor burası. İşte o zaman da ağrı yapmaya başlıyor. Bu nedenle kişi mesela sabah kalktı. Bütün gün yatmış olduğu için bu damarlar sadece boşalmıştı bütün gece boyunca zaten. Bir sıkıntısı yoktu. Ama ne zaman ayağa kalktı? Ne zaman ki burada kan akışı geriye doğru gitmeye başladı, aşağı doğru birikmeye başladı. Bu sefer kişi ne hissediyor artık? Ağrı. Bacağında ağrı, ödem. Şişlik, ödem hissediyor. İşte burada varisin bir sağlık problemi olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bir dolaşım probleminden bahsetmeye başlıyoruz artık. Ve bunun uzun süre devam etmesi de bir sürü problemleri beraberinde Evet, getiriyor. Varis'te şöyle de bir sıkıntı var galiba hocam. Yani görsel olarak evet damarların şiştiğini görenler bir rahatsızlık olduğunu fark ediyorlar. Ama bir de gizli varis dediğimiz de bir durum var. Bu aslında biraz daha tehlikeli ve belki de tespit edilmesi biraz daha geç olan bir sorun mu? İkisi arasındaki fark nedir hocam? Şöyle aslında gizli varis dediğimiz şey şu. Şimdi dışarıda görünen varisler şunlar ya. Buna neden olan tablo neydi? Biraz önce söylediğimiz damarın içindeki yetersizlik, geri kaçışlar. İşte gizli varis dediğimiz şey bu. Bazen bunların hiç olmadığını görürsünüz. Evet, şimdi bir koparıp görsel attım. Şişlik olmuyor. Tamam. Görsel hiçbir şey yok. Ama ultrasonla baktığınız zaman bu damarda boylu boyunca aşağı geri kaçış vardır. Ve damar genişlemiştir ama siz bunu fark etmiyorsunuzdur. Çünkü dışarıda olduğu gibi böyle baloncuklar henüz çıkmamıştır. Kişi dolayısıyla fark etmiyordur aslında varis olduğunu. Gizli varis dediğimiz şey bu. Peki kendini nasıl belli eder dersen? Sabahları olmayan ama akşama doğru ortaya çıkan ağrı, şişlik, yanma, kaşıntı ve ayak bileklerinde renk değişikliği bu gizli varisin en önemli bulgularından birkaçıdır. O yüzden eğer bu tür durumlar varsa mutlaka kişinin bir kalp damar cerrahisi uzmanıyla irtibata geçmesi gerekir. Peki hocam hep derler ya çok ayakta kalma varislerin çıkar. Bu doğru bir söylem midir? Şimdi ayakta kalmayı sevmiyor mu varis hastalığı? Şimdi bir kere bir varis hastası kesinlikle ayakta kalmayı sevmez. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi hasta ayakta kaldığı süre boyunca damarlarındaki kan miktarı artar, genişler
ödem olur, ağrı yapmaya başlar. Dolayısıyla gerçekten de varis hastası uzun süre ayakta kalmayı sevmez. Şimdi biraz önceki soruna geleyim. Yani uzun süre ayakta kalmak varis hastalığına neden olur mu? Onun cevabını şöyle vereceğim. Şimdi hayatta karşılaştığımız hastalıkların çoğu tek bir nedene bağlı olmaz. Yani bir sürü etrafımızda öğretmen var, tezgahtar var, hostesler var, sunucularımız var, değil mi? Herkes de varis var Hayır, mı? yok. Yok. Demek ki tek başına uzun süre ayakta kalmak herkes de varise yol açmaz. O zaman niye bazılarında var, bazılarında yok? Çünkü o olan kişilerde genetik bir yatkınlık oluyor. Yani anneden veya babadan bir gen alıyorsun. Sen kendini varise hazırlıyorsun. Yani vücudun varis olmak için bekliyor. Sen de uzun süre ayakta kalmayı gerektiren bir meslek sahibiysen o Tetikliyorsun. zaman tetikliyor. Evet hocam, mutfağımızda da bir hanımefendi var. O da Evet, harika. çoğunu hemen şöyle mutfağa birlikte Hadi geçelim mi geçelim. hocam? Ayakta geçiren Sevim Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür Hayırlı ederiz. olsun Çok programınız. Merhaba teşekkür hocam. ederiz. Bugün inanılmaz şeyler yapacaksınız bize, Evet. biliyoruz. Önce şunu soralım. Hemen bağlantı da kurarak. Siz de çok fazla ayakta Evet, kalan ayaklıyım. birisiniz, işiniz gereği. Evet. Varis var mı? Böyle yavaş yavaş başladı. Peki başladı dediniz. Onu nasıl anladık? Yani o yeşil olan Yoğuntular mı, görüntüler, kılcallar mı çıkmaya evet, o başladı? kılcallar çıkmaya başladı maalesef. Onlardan anladım. Hani şu anda bir ağrı sızı yok. Sonradan ne olur onu bilmiyorum ama Ailede var mı? var. İşte. Genetik mi? Şimdi şöyle, ben diyorum ki o zaman ya dikkat et, maça çıkarken sen kalende bir gol görmüşsün zaten. Yani 1-0 Doğru. yenik Evet, başlamışsın. maalesef. O yüzden ara ara varis çorapları giymekte fayda var sizin için. Çorap yeterli olur mu? Şu anda yapabileceğiniz en güzel şey o. Tamam. Teşekkür ederim Ne hocam. güzel bir şey o Evet. zaman. Çok Çorapları da uzun. konuşacağız zaten. Evet, çok uzun Tamam. kalacağımız zaman var. Neler Evet. yapıyoruz bugün Semih Hanımcığım? Bugün ne yapıyorum? Patlıcanlı birlikte böyle güzel bir beğendi yapacağız. Ama üzerine hünkâr beğendi yapmıyoruz. Bu sefer değişiklik yapıp mantar beğendi Et yapıyoruz. kullanmıyoruz, yerine Evet. mantar Evet, kullanıyoruz. mantar beğendi. Böyle ben değişiklik yapmayı seviyorum birazcık yemeklerde. Böyle sevdiğim şeyleri, birbirine yakışan şeyleri böyle buluşturmayı da seviyorum. O yüzden mantarlı bir beğendi yapacağız bugün. Harika. Çikolatalı bohçalarımız var. O da çok güzel, görselli birlikte. Lezzeti çok güzel olacak. İsmi de çok güzelmiş. Çikolatalı olacak. Bir de salatacacığımız var. Salatacacı. Evet, cacık kayığı diyoruz aslında ona. Aa, Ve ne güzel kayısı isim hocam, hocam, cacık cacık kayığı. böyle farklı isimler takmayı seviyoruz yemeklere. Biraz daha havalı oluyor. Evet, harika. O da gerek ama. Aynen, o Evet. zaman hemen başlıyoruz. Hocam mantar konusunda ne düşünüyorsunuz? Et sevmeyenler bazen onun yerine bir şeyler koyuyorlar. Mesela mantar Evet. sizce onlardan biri midir? Bence kesinlikle öyle. Çünkü biz ailemize kendi mutfağımızda da aynı şeyi yapıyoruz. Ben çok fazla kırmızı et tüketmiyorum. Haftada bir öğün kırmızı et tüketiyorum. Dolayısıyla etle yapılan yemekleri benim eşim mantarla çok güzel yapıyor. İşte bence beğendili mesela mantar çok güzel bir fikir olmuş. Ben eminim ki çok güzel olacak. Tadacağız zaten Tadacağız. inşallah. Mesela işte biraz önce hanımefendiyle konuşuyorduk, söyledim benim eşim mesela mantarla fayita da yapıyor. Ne Çok güzel güzel. oluyor. Tamamen sebzeyle ve mantarla harika bir tat oluyor. Dolayısıyla ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani mutfağına mantar sokmayan kişiler bir denesinler. Bugün çok da güzel bir tarif geliyor. Ellerinize sağlık şimdiden. Bugün Teşekkürler öğlen hocam. sizdeyiz. Bir yere gitmem. Buyurun Evet, bekleriz. bir orada başlandı. Ne yaptık hemen kaçırmadan onları da sorayım. Şimdi iki tarafta böyle hemen hazırlığımı yaptım. Burada beğendiğimi yapacağım. Burada da mantarlarımı soteleyeceğim. Tereyağı Tereyağı kullandınız. kullandım. Çok az tereyağı yanmasın diye sıvı yağ ekledim. Ununu kavuracağım. Karabiberimi, tuzumu koyacağım. Sonrasında patlıcanlarımızı közledik önceden. Onları koyacağız. Sonra da sütümüzü koyacağız. Tamam. Biz ara ara gene mutfağımıza dönüyor olacağız. O zaman Tamamdır. sizi bu hummalı çalışmayla Teşekkürler. bırakıyorum. Hocam kırmızı eti az tüketiyorum Evet. dediniz. Ve hep damar hastalıklarıyla ilgili kırmızı et biraz mimlidir. Evet. Gerçekten damar hastalıklarına çok kırmızı et tüketmek, çünkü biz kültür olarak çok Evet, seviyoruz kırmızı doğru. eti. Gerçekten çok bağlantısı var mı hocam? Olumsuz bağlantısı. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere şunu açıklamak lazım. Yani et yiyen grup, vejetaryen grup ve vegan grup. Çok daha fazla et tüketen gruplarda gerek kanser, gerek kalp damar hastalıkları biraz daha yüksektir. Bu oran vejetaryen grupta biraz daha düşüktür. Vegan grupta daha da düşüktür. Fakat şimdi bunu söylediğimiz zaman şunu demek istemiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Hiç kimse et yemesin. Çünkü et yiyenlerin hepsinde işte kanser olacak da yemeyenler ol. Öyle Böyle bir bir şey yok. genelleme yok. Fakat çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer hani kırmızı et tüketiyorsanız kolon kanseri özellikle yani kalın bağırsak kanseri oranı biraz daha yüksektir. Fakat baktığın zaman hani 3 gruba ayırdım ya.
Mesela et yiyen gruplara göre vejeteryan gruplarda mesela görülme oranı %15, veganlarda %9. Yani böyle %5'lerden %6'lardan bahsediyoruz. Kırmızı et aslına bakarsanız içerik açısından oldukça zengin bir besindir. Doğru. Çünkü içindeki demir ve bitkisel kaynaklara göre etin içindeki demiri daha iyi kullanırız. İçindeki vitaminler, mineraller açısından da baktığınız zaman kırmızı et faydalıdır. Fakat aşırı tüketmek kişinin yeme dengesini bozar. Bu ne demek? Şimdi bizim sağlıklı hayata devam edebilmemiz için gerek damar sağlığı açısından gerek genel sağlık açısından lif açısından yüksek bir beslenme şekline sahip olmamız gerekiyor. Eti fazla yediğiniz zaman lif oranını düşürmüş Evet, bu da oluyorsunuz. çeşitliliği azaltıyor Evet. aslında, değil mi? Şimdi insanoğlu o kadar güzel esasında programlanmış ki gerçekten bizler farklı yemekler yediğimiz zaman, farklı tatları tattığımız zaman beynimizdeki dopamin salgısı başlıyor ve kendimizi mutlu hissediyoruz. Eğer zaten bu olmasaydı sadece mesela balık alırdık, tamam? Evet. Sadece balık sevseydik ömür boyu balık yerdik. Balık tabii ki faydalı ama tek başına balık yemek sizin sağlıklı yediğiniz anlamına gelmez. Gelmiyor, evet. O yüzden farklı bir şey de yemek istemeliyim ki ben hayatıma sağlıklı devam edeyim. Şimdi burada işte biraz önce hanımefendi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki işte mantarı alacağım, başka bir şeyle karıştıracağım. O karıştırmak o kadar önemli ki sağlıklı yiyecekleri karıştırdığınız zaman etkisi iki Artıyor. kat artıyor. Evet, bazı şeyleri mesela zerdeçalı bir şeyle, Evet. zeytinyağıyla karıştırdığınız zaman, karabiberle karıştırdığınız Tabii. zaman etkisini arttırmak gibi. Bu her şey Aynen. için geçerli o Her şey zaman. için geçer. Mesela patatesle eti beraber pişirdiğiniz zaman mesela patatesin ve etin de besleyici oranı yükseliyor. Karbonhidratlarla da ilgili enteresan bilgiler var. Mesela ben şunu söyleyeyim. Karbonhidrat mesela patatesin içindeki nişasta biliyorsunuz. Fakat daha sağlıklı olması için mesela soğutun öğle yiyin içindeki emilemeyen nişasta oranı artıyor, daha sağlıklı hale Aa, ne geliyor. kadar enteresan. Yani Veya sıcak yemek yerine evet soğuk yemek, soğumasını soğutup yemek veya tekrar ısıtıp yemek mesela ertesi gün yemek beklersek. karbonhidratların daha sağlıklı olmasını Aa, ne sağlıyor. güzel bir bilgi. Bu böyle enteresan şeyler Bu de var israfı gerçekten. da önleyen bir bilgi aslında. Evet, Hani değil mi? Kalan kesinlikle. yemeği ertesi gün tükettiğimiz Kullanın. aslında daha faydalı oluyormuş sevgili Tabii, izleyenler. tabii kullanın. Şimdi ete tabii geri dönersek dediğim gibi eti tüketmemiz gerekiyor. Ama fazla tüketmek sağlık açısından yararlı değil. Ben her zaman şunu söylüyorum. Azı karar, çoğu Çok. zarar. Yani bütün besinler için böyle. Çünkü sağlıklı beslenmek demek sürekli sağlıklı yiyecek tek tür olarak tüketmek değildir. Bu ne demek? Tam tahıllı yiyecekler sağlıklı diyoruz. Ömür boyu tam tahıllı yiyeceklerle beslenirseniz bu sağlıklı mıdır? Hayır. Değildir. O da uzun vadede kabızlığa bile sebep Tabii. oluyor. O yüzden diyoruz ki sağlıklı ve dengeli beslenme önemli. Buna dikkat edin. Denge çok önemli orada. Evet, biraz önce damarlarımızı konuşuyorduk hocam. Şimdi vücut o kadar büyük bir damar ağıyla kaplı ki, şimdi burada bir problem başladı. Sonuçta bu devam eden bir otoyol gibi aslında. Yani Doğru. birbirini de etkileyen birçok şey var. Varis hastaları ileride daha kalp hastalığına, kalp damarlarının tıkanmasına veya herhangi bir beyin damarının tıkanmasına daha yatkındır gibi bir şey söyleyebilir miyiz? O kadar güzel bir soru sordunuz ki Nilüfer. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü varis konusunda maalesef doğru olduğunu sandığımız ama çoğu yanlış olan çok fazla bilgi var ve bilgi kirliliği var. Şimdi bir kere şununla başlayalım. Damar hastalığı da özellikle kalp damarlarında tıkanıklık ve varis ilişkisi. Şimdi bana gelen hastalar hep şunu soruyor. Hocam bende varis var. Kalp damarımda tıkalı mıdır? Sadece varisiniz var diye kalp damarınız tıkalı anlamına gelmez. Yani direkt bir ilişkisi yok. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü varisler toplar damar hastalığıdır. Kalp damarındaki tıkanıklık ise atar damar hastalığıdır. Birbirinden farklı mekanizmalardır. O şurada anlatacağımız konu. Bir kere bir bu. Dolayısıyla varisiniz varsa kalp hastalığınız var anlamına gelmez. Bunu bir tarafa bırakın. İki pıhtı beyni atar mı dedin değil mi? Evet. Şimdi varislerde pıhtı olabilir mi? Burada gördüğünüz gibi bir balonlaşma söz konusu. Bu balonun içinde dolaşım çok iyi değil. Bir dere düşünün. Dere düzgün bir şekilde akarken, şırıl şırıl akarken
Yosun tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Berrak olur. Ama eğer dere akmaz bir hale gelirse, o kenarlarında ufak birintiler olursa, balçıklaşma olur değil mi? Yosun tutmaya bak. İşte bak, burada da aynı şey. Kan bunun içinde yeterli miktarda dolaşamadığı için, birikmeye başladığı için zaman içinde burada pıhtı yapabilir. Fakat bu pıhtının akciğere atma ihtimali düşüktür. Çok düşüktür hem de. Ana damarda pıhtı olursa akciğere atar. Beyne atar mı? Eğer kalbinizde bir delik yoksa beyne atma ihtimali yok denecek kadar düşük. Ah, bu iyi bir onu haber. Söyleyeyim. Evet. Yani varisteki pıhtı beyne atmaz. Ancak kalbinizde bir delik vardır. Kalpten öteki tarafa, yani kalbin diğer tarafına geçer, ancak o zaman atabilir. Evet, bir telefonumuz var hocam. Kocaeli'nden bir izleyicimiz bizi arıyor. Figen Hanım telefon attığımızdaymış. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz efendim sizi Murat hocamla birlikte. Buyurun. İyi günler canım. Benim babamın ayaklarında valisler var. Atar damarlar atıyor, toplar damarlar toplamıyor. Ondan sonra işte kan dolaşımı olmuyor. Aşağıda kalıyormuş kanlar. Ben pek bilmiyorum da pıhtılaşma var dediler ayaklarında. Biz ne yapabiliriz? Doktor Bey'e tabii ki, sormak tabii istiyordum. Tabii ki Figen Hanımcığım. Siz şimdi anladınız hocam. Ben anladım. Evet, evet, ben anladım. Bir kere öncelikle geçmiş olsun. Şunu söyleyelim. Şimdi pıhtı var diyorsunuz ya. Pıhtının hangi damarda olduğu önemli. Bir, eğer derin damarlarda olduysa, yani bacağın kaslarının içinde, hani otoban gibi düşünün, ana yol gibi düşünün. Eğer oralarda pıhtı olduysa, burada varis çorabı kullanmak dışında çok fazla bir seçenek kalmıyor maalesef. Ama biraz önce söylediğim gibi, eğer bu damarda bir pıhtı olduysa, yani varisin içindeki pıhtıdan bahsediyorsak, orada yaptığımız işlemlerden bir tanesi şu. Figen Hanım, dikkatlice seyredin lütfen. Şimdi bu elimde gördüğünüz bir lazer kateteri, lazer teli diyelim buna. Tamam. Bu lazeri, şimdi biraz önce bir kaçak var dedik ya, damarda kaçak var dedik. Damarın içine sokuyoruz. Ve damarın içinde yavaş yavaş ilerletiyoruz. Ta nereye kadar? Kasık noktasında birleştiği yere kadar. Tamam. Şimdi yukarıya kadar ittim bunu ben. Figen Hanım, görüyorsunuz değil mi? Bakın, yukarıya kadar ittim. Şimdi ben burayı damarla, damarın içini lazerle yakıyorum. Ve bu lazerle yaktığım damarı ortadan kaldırmış oluyorum. Yani damara bir anlamda bypass edip iptal ediyorsunuz hocam, öyle mi? Yani tamamen kapatıyorsun. Yani şöyle düşünün, sanki içine kızgın bir demir aldınız, damarın içine gibi soktunuz ve dağladınız. Bu yaptığımız birinci işlem bu. İkincisi şu olabilir, köpük sistemi veya yapıştırıcı sistemler var. Onda hocam da, orada hemen bir soru sormak istiyorum. Daha önce de yayınlarımda hep bunu düşünmüşümdür. Yani bu damarın sonuçta bir görevi var ve siz o damarı ortadan kaldırdınız. Onun yaptığı görevi başka damarlar mı üstleniyor bunu yaptığınız zaman? Normalde bu damar kan akışının %10'undan sorumludur. %90'ı içerideki damarlardan gider. Yani kalbimiz aslında fonksiyonel olarak %10 burada. Kaldı ki burada bir problem olduğu zaman bunu sistemde devre dışı bırakmak o iç taraftaki damarların çalışmasını toparlıyor. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi bak, diyelim ki ben bu damarım. Sen de ana damarsın. Tamam. Senin taşıman gereken toplar var. Tamam. Tamam. Şimdi ben topları alıyorum. Benim de bunu taşımam gerekiyor. Fakat taşıyamıyorum. Sürekli sana veriyorum. Tamam. Yavaş yavaş yok oluyorum değil mi? Taşıyamaz hale geliyorum. Taşıyamaz hale geliyorsun. O yüzden beni sistemden kaldırırsam ben hadi çıkıp gideyim. Sen daha rahat taşırsın onları. Doğru. Çünkü senin yüküne yük getirmiyorum. Yük eklemiyorum. O yüzden bu damarı ortadan kaldırmak faydalıdır. Yapıştırıcı yöntemi dedik, onu da gösterelim istersen. Şimdi damarın içine şöyle bir kateter yerleştiriyoruz. Şimdi bunun içinden bir ilaç veriyoruz. Şuradan vereceğim şimdi, pembe olarak herkes görecek zaten. Yukarıya doğru damarın içine, bakın böyle, dolaşmaya başladı evet, zaten. Yavaş yavaş veriyorum ilacı. Şu şekilde damarı kapatıyorum. Biraz daha yukarıya çıkarsa kamera daha da net şurada göreceğiz. Hemen. Bakın, gördünüz mü? Yukarıya ilacı verdim.
Ve böylece damarın içine bir yapıştırıcı sıktım. Bu yapıştırıcı zaten dikkat edersen şu anda biraz da köpürttüm ben onu. Daha belli olsun diye. Bu yapıştırıcı damarı kapatıyor. Ve damarı kapattığı gibi şuraya giden dalı da kapattı ya, bu dalın ağzını kapattığı için oradaki problemi de ortadan kaldırmış oluyor. Zaten varis tedavisinin seçeneklerinden bir tanesi bu. Ha, eskiden ne yapıyorduk? Biz eskiden mesela hiç hocam, lazer köpük yoktu. Tedavisi dedikleri de bu mu? Evet, buna benzer. Tamam, çok tamam. Teknik olarak çok aynı. Yapıştırıcıda kullandığımız malzeme farklı sadece. Ama biz uygulama benzer. Tabii. Uygulama. Biz eskiden ne yapardık biliyor musun? Şuradan bir kesi yapardık. Şuradan böyle bir kesi yapıyorduk. Alttan bir kesi yapıyorduk. Sonra bu damarı cerrahi olarak çıkartıyorduk. Ha, damar yerinde yaptığımız kalmıyordu. İş, evet, damarı da alıyordunuz. Ama bu biraz alıyorduk, daha brutal, biraz atıyorduk. Daha hasta açısından da herhalde, evet, iyileşme süreci daha zor. E şimdi bu yeni yöntemlerle artık hani yapıyorsun, 4 saat sonra hasta eğer erken de geldiyse hani çok rahatlıkla evine gidebiliyor. Akşam evinde geçirebiliyor. Hastanede bile kalmasına gerek kalmıyor. Peki hocam, böyle bir tedaviyi yaptıran hastanın başka bir damarında sonra problem çıkma olasılığı var mı? Var tabii. Neden? Çünkü bu damarda neden problem çıktı? Bir, genetik zemin vardı. Yani ailede bir varis geni vardı. Onu almıştı. İki, belki uzun süre ayakta kalıyordu. Belki kiloluydu. İşte belki çok ağır fitness çalışıyordu. Hani karın basıncını çok arttırıyordu. Veya çok gebelik geçirdi. Üzerine birkaç doğum daha yaptı. O zaman başka damarlarında da çıkabilir. Ama aksi takdirde hayatına düzgün bir şekilde devam ederse hani buradan problem çıkma ihtimali çok düşük. Evet, varis çoraplarından çok teşekkür ediyoruz Figen Hanım'a. Güzel geçmiş sorusu olsun. İçin de geçmiş olsun babasına da. Varis çoraplarından çok bahsettik. Hatta evet, hocam son dönem yapılan neredeyse bütün cerrahi operasyonlardan sonra hastalara ben varis çorabı giydirildiğini görüyorum. Doğru. Bunun sebebi nedir? Bir önlem mi bu? Evet, şimdi hastanelerde eğer hastanız olduysa siz de dikkat etmişsinizdir. Beyaz çorap özellikle hastalara çok giydiriliyor. Bunun nedeni şu: ameliyattan sonra derin damarlarda pıhtı olma ihtimali vardır. Bütün ameliyatlardan sonra, en basit hani apandisit ameliyatından tutun da çok büyük ameliyatlar dahil olmak üzere hepsinde bir işlemden sonra pıhtı olma riski vardır. O çorapların giyilmesinin nedeni pıhtıyı önlemeye çalışmak. Eskiden biz hastalarımızı hani bir an önce işte göndermek yerine hastanede uzun süre tutardık, hemen yataktan kaldırmazdık, aman biraz dinlen derdik. Şimdi öyle değil. Ameliyatlardan sonra işte gene pıhtıdan korunmak için varis çorabını giy, ama mutlaka bunun yanında erkenden kalk, dolaş, bir an önce taburcu edelim seni gibi söylemleri de artık ifade yani ediyoruz. Yani hareketlilik aslında pıhtı olayını engelliyor bir anlamda, değil hep mi? Hep aynı şey. Biraz önce dedim ya hani, dere şırıl şırıl akarken bir şey olmaz diye. Eğer uzun süre yatakta kalırsanız o derenin akışı yavaşlar. İşleyen da demir ışıldamıyor tabii. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O yüzden mümkün olduğu kadar erken kalkıp dolaşmak ve aktif olmak çok önemli. Peki hocam, yine hangi damar beyinle bağlantı kurar? Yani şunu demek istiyorum. Demin dedik ki varisi olanların beynine pıhtı atma ihtimali çok düşüktür. Evet. Hangi tür damar tıkanıklıkları beyine de zarar verebilir, hasar verebilir? Çok duyuyoruz işte, birden emboli attı. Evet. Ya hayatını kaybetti ya işte komaya girdi. Doğru. Felç oldu gibi. Doğru. Şimdi şöyle söyleyelim, maalesef bütün dünyada çok ciddi bir problem bu. Tüm dünyada kalp damar hastalıkları hala ölüm nedenleri arasında birinci sırada. Bu yüzden bizim özellikle damar hastalıklarına karşı çok bilinçli olmamız gerekiyor. Şimdi bizim boynumuzda şöyle bir damar var. Belki bizi izleyenler şöyle ellerini boyunlarının yan tarafına koyarlarsa orada bir nabız hissedeceklerdir. Hissettin mi? Biraz daha şurada bak. Hemen şu kasın önünde. Şurada biraz daha aşağıda. Bak. Hissettin değil mi? Burası neresi? Şah damarı. İşte şah damarını ben burada size getirdim, gösteriyorum. Bizim ameliyatlarda da kullandığımız suni damar. Bu damar boyunda ikiye ayrılır. Çatalın bir tanesi yüze doğru gelir ve yüzü besler. Bir diğeri de beyne doğru gider ve beyni besler. Şimdi burada eğer bir problem varsa, damar sertliği başladıysa veya kalpten pompalama sırasında bir pıhtı gelirse buradan yukarıya doğru seyahat eder ve burada herhangi bir beynin noktasına ulaşabilir bu pıhtı. İşte felç dediğimiz şey böyle oluyor. Fakat buradaki problem nasıl? Biraz ondan bahsedelim istersen. Ben bu damarın kesitini getirdim.
Şimdi damarımızdaki kan akışı gördüğünüz gibi aslında pırıl pırıl. İlk başta hatta biz doğduğumuz zaman burada kan damarları, kanın içindeki... Ben çok dağıtırım böyle gittiğim stüdyoları. İyi yapıyorsunuz. Gayet güzel bak, hiçbir yere takılmadan akıyor gidiyor. Şöyle biraz da evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bunu biraz istersen boşaltalım. Tabii ki. Zaman içinde bu damarda bir kalınlaşma söz konusu olabilir. Mesela eğer şekeriniz yükselmeye başladıysa şeker bu damarın örtüsünü yavaş yavaş bozmaya başlar. Çünkü neden? Aslında damarlarımız bizim bir boru değildir. Şu sarı bölümü var ya. Bu kolesterol mü hocam? Yok, bu sarı iç sarı diyelim damarın. Endotel diyoruz biz buna. Bu endotelin yani bu iç sarın kendi hücrelerinin bir takım metabolizması var. Nasıl karaciğer bir şeyler üretiyor? İşte akciğerinizde sürekli bir üretim var. Oksijen, karbondioksit değişiyor vesaire. Burada da bir sürü metabolik işler devam ediyor. İşte şeker bunun çalışmasını bozmaya başlıyor. Ve burası gittikçe kalınlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla daralmaya da başlıyor. Daralmaya başlıyor. Bakın ne oldu? Daralmaya başlıyor. Şimdi bunun içinden bir takım hücreler ilerliyordu ya. Bu sarı zarar görmeye başladığım zaman hücreler normalde geçmemesi gereken yer olan bu ara noktaya geçmeye başlıyor. Yer değiştiriyor hücreler. Evet. Dolayısıyla fonksiyonunu da yapamaz hale geliyor. Ve gittikçe de burası kalınlaşmaya başlıyor. Bakın ne oldu? Burası tamamen daraldı. Biraz önce çok güzel rahat geçiyordu belki ama ne oldu? Artık yavaş yavaş burada takılmaya başladı hücrelerimiz. Artık gidemiyor. İşte bu sırada mesela tansiyonunuz yükseldi. Tansiyon yükseldi ve burası yırtıldı. Senin tarafının beyin olduğunu düşünelim. Kan akışı ile birlikte bu pis materyal, pis çer çöp yukarıya tamamen beyine gitti. Ve ne yaptı? Beynin belli bölgelerinde beslenmesini bozdu. İşte damar tıkanıklığı böyle seyrediyor zaten. Bunu önlemek için yapmamız gereken şeyler ne? Bir, tansiyonu kontrol altında tutacağız. İki, şekeri kontrol altında tutacağız. Egzersiz yapacağız. Sigara içmeyeceğiz. Çünkü sigara sağlığımız için çok zararlıdır. Alkol tüketmeyeceğiz. İşte eğer böyle kalabilirsek o zaman damarlarımızı doğduğumuz gibi tutabiliriz. Şu vaziyette şöyle akışkan halinde tutabiliriz. Bunu da çok uzun süre yapmak için bu kurallara uymak gerekiyor. Evet, bir de hocam damar hastalıkları ile ilgili özellikle erkeklerin şu karın çevresinin ölçüsü çok önemli derler. Herkes için. Herkes için, herkes için. Evet beyler, bel çevremiz. Ölçelim isterseniz. Şimdiden gelmiyor buraya. Gelmiyor, korkuyorlar orada bir bence. Çünkü genel olarak aslında zayıf ama alt beden erkeklerin evet. Şu bölümde bir. Erkekler dedim ama. Özellikle esasında kadınlarda yani da aynı erkeklerde problem var. Erkeklerde daha kolay görüyoruz ya bir de tabii. Hani göğüs de olmadığı için o bölümü hani evet. Kadınlar biraz göğüsle onu kamufle edebiliyorlar ya da giydikleriyle. Erkekler bizden o konuda biraz daha şanssızlar. Biraz öyle çünkü erkekler elma tipi genişler, kadınlar armut tipi genişler. Fakat elma tipi genişleme daha tehlikelidir. Yani baktığın zaman göbek eğer çıkmaya başladıysa bu çünkü iç organlarda yağlanmanın bir göstergesidir. O da zaten besinlerle ilgili. Yediklerimizle, içtiklerimizle ilgili. Ama hemen şunu söyleyelim. Bir mezura alın. Göbek deliğinizin çevresinden şöyle üzerine koyun. Bakın benimki kaç çıktı? Şurada görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Şurada 93. 93 çıkmış şu ortadaki. Ben de bakayım hocam, korkuyorum. Vereyim hadi bakalım. Bu canlı yayında yapılmayacak hareketler bunlar ama. Bence yok, gayet iyi görünüyorsun zaten. Birazcık elbisemin de kumaşı elbise, kalın tabii, bunu tabii, da. Tabii. Kat kat bir de orada kat, biliyorum. Kat kat, siz bir iki zannedin tamam, diyeceğim hocam. Kaç çıkmış olabilir? Dur şimdi bak, göstermeyeceğim sana. Kaç? Doğru yerden mi ölçtüm bilmiyorum. Şimdi hocam. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir Nilüfer Hanım'ın. İlk kez ölçtüm valla. Nilüfer Hanım'ın bel çevresini ölçtük sevgili izleyiciler. Kadınlarda 88 santim, erkeklerde 102 santimi geçmemeli. Şimdi herkes mezurasını evde bulacak programdan sonra bir daha tekrar edelim bakacak. Hocam. Erkeklerde 102, kadınlarda 88. 88. Son nokta 88 ama maksimumu değil mi hocam? Evet, eğer onun üzerine çıkarsa bu durumda metabolik sendrom dediğimiz problem var demektir. Dan 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 dan. Seninki kaç çıktı bir bakalım. Şurada göreceğiz.
70 miyim? 70 tam ortadaki, evet. Yani hocam şu 90 60 90 demek ki çok şey bir şey değil yani. Olası bir şey değil değil mi hocam? Yani doğru değil. Türk kadın için değil o. Ama bir şey diyeceğim. Egzersiz hocamız gelecek birazdan, ama belki söyler bize sırrını. Evet, bence de. Yani şey çok önemli tabii. Egzersiz çok önemli. Yediklerimiz, içtiklerimiz çok önemli. Damar sağlığında bence biraz daha önem taşıyor çünkü. Yani... Peki hocam, bugün önümüzde önemli 5 besin var. Tabii evet. Ki birçok önemli başka besin de var, ama damar sağlığı için biraz bunlardan bahsedelim mi birlikte hocam? Tabii, sizi bu tarafa tabii, alayım isterseniz. Tamam, tabii ki. Şimdi çok güzel. Ben yiyeceklerde en çok neyi seviyorum biliyor musun? Böyle baktığım zaman iştah açıcı olması için renklerinin güzel olması lazım. Değil mi? Yani baktığın zaman hep söylüyorum, alışveriş sepetinizi renkli tutun. Çünkü o renkli olmasının bir nedeni var. Tabii paketten bahsetmiyor hocam bu arada. Doğal evet, renklerin. Evet, yanlış anlıyorlar ya, yani her canlı şey yok, yok, aman iyidir diyeyim. Anlamına gelmiyor. Aman diyeyim. Ama mesela bak şunun güzelliğine bak. Şimdi elimde tuttuğumuz avokado. Ben çocukken avokado Türkiye'de yoktu. Tabii, aynen. Sonradan bizim mutfağımıza girdi. Ama gerçekten çok sağlıklı bir besin. Neden sağlıklı dersen... Esasen meyveler açısından farklı bir meyveden bahsediyoruz yani. Şimdi biz onu biraz da sebze gibi de algılıyoruz. Daha evet. Böyle hani tuzlandırıp salatalara da doğru. Koyabildiğimiz için herhalde. Doğru. Orada zaten şey var ya, hani meyve ve sebze tanımı konusunda biraz çekirdekle böyle çekirdekle alakalıydı değil tabii. Mi hocam? Şimdi eğer yediğiniz şeyin içinde çekirdek varsa ona meyve diyoruz. Yoksa sebze diyoruz. Diyorsun. Ama buna uymayan şeyler var. Mesela muz. Evet. Muz bir meyve ama içinde çekirdek yok. Evet. Öte yandan domates. Domates içinde çekirdekler çekirdek var, var ama sebze, ama sebze grubuna doğru. Sokuyoruz. İşte bu da öyle esasında. Bunun içinde de çekirdek olduğu için meyve grubuna sokuyoruz, ama şimdi avokado farklı. Neden? Çünkü meyve dediğimiz zaman biz hep ne düşünüyoruz? Gerçekten tatlı, işte biraz önce söylediğim muz gibi bir şey düşünüyoruz. Oysa avokado tatlı bir meyve değil. Çünkü içindeki karbonhidrat oranı aslında daha düşük. Ne açısından zengin? Yağ açısından zengin. Fakat içindeki doymamış yağlar az olduğu için, özür dilerim çok olduğu çok için sağlıklı yağlar açısından önemli. Şimdi yağların algılanması konusunda hep bir problem oluyor tabii ki. Yani yağ eşittir kötü gibi bir artık kafalarda aslında bir şey olmaya başladı, ama son yıllarda Allah'tan bunu kırmaya başladık. Sonuçta bizim şöyle çalışıyor karaciğerimiz. Eğer sen kolesterolü yüksek ve yağlı bir şeyler yersen, kolesterol yapımını karaciğer azaltıyor. Fakat %25 kişide, yani 100 kişinin 25'inde karaciğer bunu algılamıyor ve kolesterol yükseliyor. Zaten tartışmada biraz oradan çıkıyor. Yani kişinin verdiği bireysel tepki birbirimizden çok farklı. O yüzden hastalık yok, hasta var diyoruz. Kesinlikle değil mi? Öyle. Şimdi avokadonun içindeki bu yağlar bizim kalp damar sağlığımız açısından önemli. O yüzden nasıl yiyebilirsin? Bir bıçak alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi bunu çok güzel yeme şekilleri var. Olgunlaşmamış biraz, ama gene de bir deneyelim istersen. Onunla ilgili de hocam şöyle bir aslında püf noktası var. Eğer nedir? Avokadonuz olgunlaşmamışsa sevgili izleyenler, bunu bir buzdolabı poşetine koyup içine de elma rendeler ve buzdolabına o şekilde koyarsanız, bu ham olan avokadolar çok güzel yumuşak avokado haline geliyor. Bir daha söyle, durun. Buzdolabı poşetin içine bunu hiç böyle bölmeden hocam koyuyorsunuz. Tamam. Evet. İçine elma rendeliyorsunuz poşetin. Poşetin ağzını kapatıp buzdolabında bekletiyorsunuz. Çok bir şef arkadaşından öğrenmiştim. Başı anda kulaklar için nasıl? Çok hızlı bir şekilde olgunlaşmış avokado kıvamına geliyor. Çok güzel. Ondan sonra yapacağınızı söyleyeyim o zaman size. En basit yöntemini, bir kaşıkla ezin. İçini hiçbir şey çıkarmadan. Kendi içinde püre çok, haline getir. Biraz da limon sıkın. Şöyle limon da keselim. Limon da onu asidik olduğu için belki biraz daha şey hale getirir. Şöyle şey yaptıktan sonra, ezdikten sonra biraz limonu da içine sıkın. Çok hafif tuz da atabilirsiniz. Ve biraz da zeytinyağı atarsanız bunu böyle kaşık kaşık yiyin. Hatta alın ekmeğinizin üzerine sürün. Sabah kahvaltısında tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde bir yan olarak yan tabakta mesela tüketebilirsiniz. Hakikaten çok sağlıklı. Çünkü dediğim gibi enteresan bir meyve aslında. Yağ açısından çok faydalı yağlar var. Damar sağlığı açısından da önem taşıyor. Şimdi yağ deyince tabii bu sızma zeytinyağından konuşmadan olmaz. Sızma zeytinyağı tabii ki yağ kalitesi olarak çok önemli. Fakat en önemli özelliği bence ne biliyor musun? İçindeki antioksidan maddeler.
Antioksidan madde ne demek? Şimdi vücudumuzda bir sürü kimyasal reaksiyon oluyor. Bu kimyasal reaksiyonlar sırasında dengeli olmayan bir takım moleküller, bir takım maddeler ortaya çıkıyor. Eğer çok karışık anlatırsam ne olur? Hayır, ben şöyle anlıyorum. Hani toksik dediğimiz zaman zehirli bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İşte bir şeyin küflenmesi gibi, hani orada çok oksitlenme güzel başlıyor. Anlıyoruz ki bir şeyler bozuluyor. Vücudumuzda da böyle bizi oksitlendiren, sanki paslandıran bir şey oluyor değil mi hocam? Evet. Yanlış beslenmeyle. Evet. Şimdi senden de rica edeceğim. Sen de böyle iki tane, bir kırmızı bir yeşil alır mısın Tabii eline? Tabii ki. Şimdi bakın. Vücudumuzda bir takım moleküller, maddeler çıkıyor dedik ya, hani böyle küflenmiş gibi senin dediğin. Şimdi bu neden oluyor? Mesela ben o maddelerden bir tanesi olayım. Yeşillerden bir tanesini kaybetmiş olayım. Şimdi benim dengem bozuldu, doğru Evet, mu? aynen öyle. Sen dengelisin. Sen de hücredeki DNA'sın. Yani bütün anahtar sende. Bütün her şeyi sen yönetiyorsun. Şimdi ben şımarık bir çocuğum. Benim elimdeki yeşillerden bir tanesi gitti. Hemen etrafıma bakıyorum. Nerede yeşil var? Nerede yeşil var? Sen de yeşil olduğunu görüyorum. Sana geliyorum, elindeki yeşili çalıyorum. Ama benim Tamam? dengemi bozdunuz Senin bu sefer. dengeni bozdun. Ben hücre olarak orada çok önemli değilim. Çünkü ortaya çıkmış bir maddeyim ama sen çok önemlisin. Sen DNA'sın. Sen işin patronusun. Sen dengeni kaybettiğin zaman işte o hücre kanserleşiyor. Sistem çökmeye Tamam? başlıyor. Antioksidan ne demek? Diyor ki senin DNA'n bozuldu ama ben sana bunu veriyorum. Bak sen gene dengeye gel diyor. Tamam. İşte zeytinyağı ve diğer antioksidanların en önemli özelliği açıkçası bu. Onarım yapmak aslında. Onarım yapmak. O yüzden antioksidan dediğimiz maddeler işte şeyde de var. Sitrus dediğimiz bu limon grubu içinde var. Ama bunda şeye dikkat edin. Özellikle gece yatarken mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Çürükleri arttırır Evet, çünkü asidik ortam. asit çok Tabii. yüksek olduğu için. O çok önemli. Limonlu su içip yatanlar var, sirkeli su içip Evet, yatanlar var. evet. Doğru değil o zaman bunu Evet, o akşam yüzden saatlerinde özellikle yapmak. Çok söylüyorum. önemli bir Mutlaka detay. diş fırçalamadan yatılmayacak. Hızlı bir şekilde devam edeyim o zaman. Akdeniz tipi diyetin en önemli özelliği eğer zeytinyağsa, bir diğeri de neler? Ceviz, Cevizler. evet, Neden biliyor musunuz? yemişler. Çünkü bakın Akdeniz diyeti üzerine yapılan çalışmalarda şuna baktılar. Dediler ki ya özellikle Girit'in sahil kasabalarında balık çok tüketiliyor. Bakın mesela işte sağlıklı yağlarda sardalya, somon balığı. Şimdi balıklar sahil tarafında çok tüketiliyor ama ortalarında o kadar balık tüketimi yok. Doğru. Ama onların da yaşamları çok uzun ve kaliteli. Acaba Sebebini. neden dediler ve ne çıktı? İşte bakın cevizler. Ceviz, fındık bunların içindeki yağ, doymamış yağlarda gene kalp damar sağlığı açısından önem taşıyor bizim açımızdan. Dolayısıyla burada toparlarsak balık, özellikle somon ve sardalya, limon, avokado, zeytinyağı ve ceviz bizim için damar sağlığı açısından önemli yiyecekler. Bunları mutlaka mutfağımızda bulundurmamız gerekiyor. Evet, Emine Hanım İstanbul'dan bizi arıyor. Hemen dönelim Emine Hanım'a. Emine Hanımcığım, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dinliyoruz hocamla sizi. Nedir sorunuz? Murat hocama bir sorum var. Tabii ki, Ben buyurun. bir yıl önce kalp krizi geçirdim. Çok geçmiş olsun. Ve bütün literatürleri yıktım. Sigara içmedim, doğru beslendim, hep evde yaparım. Ama şimdi kullandığım ilaçlardan mıdır nedir bilmiyorum. Eklemlerim şişiyor, bacaklarım şişiyor ve sol bacağımda varis de vardı 20 yaşlarımdan beri. Şu anda 63 yaşındayım. Ve bazı sıkıntılar yaşıyorum. Evet, bunun sebebini merak ediyorsunuz. Evet. Çünkü normalde biraz önce saydığımız o risk faktörleri aslında hanımefendi de Evet. yokmuş. O çok zararlı olan sigarayı kullanmamış, sağlıklı beslenmiş. Buradaki tek olay hocam genetik bozukluk mu olabilir hanımefendi için? Şimdi tabii ki sizi değerlendirmeden bir şey söylemek çok zor ama bir sürü etrafımızda kişi var böyle. Mesela ben hiç diyor işte kötü alışkanlıklarım olmadı, tansiyonum yoktu, şekerim yoktu. Ama ben de işte kalp damar hastalığı oldu. Sizde de olmuş, geçmiş olsun. Bazı kişilerde genetik yük o kadar kuvvetli oluyor ki bu tür yandaş hastalıklar olmadan da kalp hastalığı olabiliyor. Bilmiyorum sizde tansiyon var mı, şeker var mı? Ama eğer bunlar da yoksa muhtemelen genetik bir zemininiz vardır. Yani aileyi biraz tararsanız 55 yaşın altında kalp krizi geçirmiş olan, felç geçirmiş olan kadınlar ve erkekler olabilir. Buna bir bakmak lazım. Şimdi bacak şişliğinize geldiği zaman bacaklarınızdaki şişliğin nedeni gerçekten varisleriniz olabilir. Burada ultrasonla bakmak gerekir. Eğer
Ultrasonda o biraz önce söylediğimiz damar gerçekten çok kötü bir hale geldiyse, yani doğallığını kaybedip artık kötü bir hale geldiyse, o damarın kapatılması gerekebilir. Biz damar hastalığı olan kişilerde varis ameliyatlarını çok sevmiyoruz. Çünkü ileride kullanılabilir damarlar oluyor. Ama zaten damar kullanılamayacak hale geldiyse, o kadar kötüleştiyse, o zaman bir işlem yapmak gerekebilir. Fakat hiçbir problemi olmayan, sadece kaçağı olan ama üzerinde herhangi bir sıkıntısı olmayan damarları muhtemelen değil, mutlaka korumak lazım. Sizin ne yapabilirsiniz? Şimdi bacak şişliğinizin nedeni bir, ilaçlarınız olabilir. Bazı kalp hastalıklarında kullandığımız özellikle tansiyon ilaçları bacakta şişliğe neden olabilir. Doktorunuzla görüşüp bir açıdan bakmanız gerekir. İki, çok hareket etmiyorsunuzdur. Hareket etmediğiniz için bacaklarınız şişiyor olabilir. Üç, gerçekten varisiniz olabilir, ondan şişiyor olabilir. Buna yapabileceğiniz en güzel şey, eğer bir girişim yapılmayacaksa, mutlaka varis çorabı kullanmaktır. Hocam çoraptan çok bahsettik. Biraz çoraba Evet, girelim mi? Çok teşekkür tamam. ediyoruz hanımefendiye de. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Elzem bir önemi var anladığım kadarıyla Evet. varis çorabının hocam. Kimler giymeli? Onlar da kendi arasında çeşitli. Bir kez yani çok sıkı oldukları için çok konforlu olmadıklarını biliyoruz. Konforluları da çıktı mı yoksa? Şimdi şöyle, varis çorabı konusunda ben biraz daha ısrarcıyım ama hani ısrarcı olurken de insanların hayat kalitesini bozmaya çalışmıyorum. Şimdi varis çorapları dediğimiz şey, birinci şikayet şu oluyor, işte çok sıkıyor. Evet, çünkü bu çorabın amacı o. Amacı Eğer o. sıkmıyorsa zaten bu çorabın bir etkinliği olmayacaktır. O yüzden biraz olsun sıkması gerekiyor. Şimdi varis çorabında kalınlığından şikayet edilir. Evet, varis çorapları normaldeki çoraplara göre biraz daha kalındır. Gerçi o kadar da değil artık burada Evet, gördüğünüz gibi. şu an. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi bunlar zaten sıkı çorap ya. Örneğin diz bölgesinde eğer bu çok ince çorap olursa, bakın ne oldu? Şu kenarlarında ufak iplik gibi oldu ya. Eğer çok ince olursa oralar çok rahatsız eder ve keser. O yüzden varis çoraplarının hafif kalın olması gerekiyor zaten. İnceleri de var. Aslında derinizin Evet. konforunu Yani korumak bu için o. esasında sizin için yapılmış bir kalınlık. Onun önemi o. İki, düzey olarak hangisi olmalı? Bu elimde tuttuğum bir kasık boyu çorap. Yani bayağı uzuyor. Ta uyluk bölgesine kadar çıkıyor. Şimdi herkesin uzun çorap kullanmasına gerek yok. Diz altı bir varis çorabı herhangi bir kişinin, yani varisi olmayan bir kişi için çoğunlukla yeterlidir. Bunlar düşük basınçlı olur. Eğer varisiniz varsa ve doktorunuz da uygun görüyorsa, orta basınçlı çorap kullanılabilir. Bir diğer çekincesi çorapların sentetik olduğundan dolayı ayağı terletmesi ve kokuya neden olabilmesi. O yüzden bunu önlemek için de yapabileceğiniz şey şu: çorapların burunsuz olanları var. Yani parmaklar açıkta. Bunları tercih edebilirsiniz. Etkinlik açısından hiçbir farkı yoktur. Bunlar rahatlıkla kullanılabilir ve böylece terlemeyi de önler. Giymesi zor. Evet, giymesi zor ama onun içinde artık bir sürü aparat var. Varis çorabını giymek Tabii. için özel aparat Bu var. mesela özel bir eldiven. Bu eldivenin özelliği şu. Ver elini lütfen. Bak, görüyor musun? Tutuyor. Tutuyor. Evet. Evet. Dolayısıyla çorabı giyerken eldivenle birlikte giyip rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bu özellikle kimler için önemli? Mesela elde eklem romatizması var. Veya Çekmekte zor. parmakları çok ağrıyor Bükmekte kişinin. zorlanıyor. Bükmekte çok zorlanıyor. Böyle seçenekler var. İki, orada bir tane daha hazırladım. Mesela bir aparat daha var. Esasında çok var Bulundur hocam. aparat da, sadece birkaç tanesini getirdim. Şimdi mesela bu da gene varis çorabı giymek için. Kişi iki eliyle bunu tutuyor. Ayağını geçiriyor. Tamam. Sonra şu şekilde, senden rica etsem öteki elle geçiriyorsun. Hop. Böylece çorabı Yukarıya kadar yukarıya kadar çekebiliyoruz. giymiş Galoş oldun. giyme aparatları, makineleri var. Şimdi biraz Evet. onlara benzettim Evet, yani aslında. gördüğün gibi artık hani çorap giymek için çok seçenekler var artık. Dolayısıyla bunların hepsi kullanılabilir. Bana göre mümkün olduğu kadar kişiler çorabı giymeli. Çorap konusunda hep şu var ya, hani işte sabah kalktığın zaman yataktan kalkmadan giyeceksin, işte tuvalete bile kalksan geriye döneceksin, ayaklarını yukarı kaldıracaksın.
Ya açık söyleyeyim, tabii ki bunlar kitabi olarak doğru şeyler. Yani evet, böyle yapılması gerekiyor. Ama bana biri varis çorabı yazsa ve desek işte tuvalete kalktığın zaman geri geleceksin, ayaklarını yukarı kaldıracaksın, giyeceksin, ben giymem. Dolayısıyla ben diyorum ki mutlaka hani giyebildiğiniz kadar giyin. Ne kadar giyerseniz sizin için o kadar iyidir. Çünkü aksi takdirde bu problemin çok uzun sürmesi neye neden oluyor biliyor musun? Şurada göstereceğim. Üzerine gelmesin. Eğer çok uzun süre ayak bileğinde bu geriye kaçak devam ederse bir zaman sonra burada gördüğün gibi renk değişikliği olmaya O başlıyor. kadar abartılı bir renk Evet, değişikliği olabilir. kahverengi olur genellikle ve bu renk değişikliği zaman içinde yaraya kadar gidebilir. Eğer özellikle Yani burada şeker hastalarının bacak yarası gibi bu da Evet. yaraya Şeker dönüşüyor. hastalarında genellikle ayakta olur. Bu bilek Bu bölümünden bilek yukarıya. bölümünde olur ve şu anda bu renkli boyayla gösterdiğim yer en klasik yeridir. Yani hep bu noktada olur. Şurada kararma başlar, kahverengi bir leke gibidir. Ondan sonra bir noktasında yara açılır ve o yara kişiyi gerçekten çok zor ve sıkıntılı bir hale Evet, düşürebilir. daha konuşacak çok şeyimiz var hocam. Sizi göndermiyoruz. Ufacık bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Aranın ardından hem mutfağımızda neler oluyor hem varis için evde hangi egzersizleri yapabilirsiniz bunları konuşuyor olacağız. Doğru. Evet, bugün mutfağımızın ev sahibi Sevim Bekgöz'dü. Neler yaptık, nerelerde kaldık, beğendiğimiz ne Evet. aşamada? Beğendiğimiz bitti. Hocama küçük bir porsiyon hazırladım Vallahi evet. gitmeden Tadabilir miyim? yesin diye Görüntü tabii ki. muhteşem. Önce Elbette ki bir elini hocam, tutayım. Herkes bir zevkle. görsün gerçekten. Çünkü çok güzel görünüyor. Afiyet olsun hocam. Bakayım. Böyle peynir gibi bir uzama oldu Kaşar. var mı? Ha, Kaşar tamam. peyniri Kaşar koydum. peyniri Çok var. güzel. Bayağı Elinize sağlık. beğendi Afiyet gibi değil mi olsun. hocam? Bakar Ben mısın mimara? yayından Yayından sonra, sonra. evet, bir Eline çatalla sağlık. kalmıyor hocam. Süper. Afiyet Çekirdek gibi bir olsun. mağazama değdirmemen lazım. Şimdi çikolatalı bohçalarımıza geçeceğiz. Tamam. Neler yapacağız? Malzememiz nedir onun için? Çikolatalı bohçamız aslında bildiğimiz pankek yapacağız. Küçük küçük pankekler yapıp bir tarafını kızartıp diğer tarafını ıslak bırakıyorum. Sonra onun içine krema koyup üç taraftan birleştiriyorum. Çocuklar da malum şimdi okullar kapanıyor. Aileleriyle, anneleriyle mutfağında yapabileceği çok güzel, keyifli bir O tatlı zaman pratikte bir olacak. şey Çok pratik çocukların da olacak. işte. Üzerine de çikolata sosu yapacağız. İsterseniz çikolata da eritebilirsiniz. Biz hazır çikolata sosu kullanacağız. Kremasını yapacağız, pankekini yapacağız. Sonra da birleştireceğiz. En son aşamasında da çikolatayla süsleyeceğiz. Harika. O zaman o en son aşamada ben yine burada Tamam. olacağım. O zaman hocam biz Pınar Bent bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu Çok olsun. teşekkür Çok ederiz. güzel bir stüdyo. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Harika Sizinle şey. daha da renklendi birazdan. Hele kızlarımız şu güzel güzel göremiyorsunuz siz sevgili Evet. izleyenler ama burada harika abiye kıyafetler var. Aynen. Abiye kıyafet konusunda Türkiye bir kez çok iyi. Ben bu konuda çok kararlıyım bunu Evet. söylemekte. Siz de herhalde aynı şeyi Aynen. düşünüyorsunuz. Ve modaya inanılmaz ayak uyduran bir ülkeyiz biz. Bu senenin trendleri neler? Senin trendleri daha böyle taşlar ve ışıltıların, dantellerin bol olduğu bir sene olacak. Dantel. Evet, Dantel ve dantel taş ağırlıklı. sezonu. Evet, ışıltıları seviyoruz zaten. Yoğun olacak. Yani gündüz kıyafetlerimizde bile artık bunlar var biliyorsunuz. Arada bir danteller, Hatta spor ışıltılar. ayakkabılarımızda bile olmaya başladı değil mi? Işıltılar evet, çok Danteller, yoğun taşlar, artık. kumlar hatta. Bunları sırf abiyelerde değil, günlük hayatımızda da artık kullanacağız. Önümüzdeki yıl daha fazla olacak hatta. Tabii siz modacılar tabii ki biz yazı yaşarken siz aslında kışın ve sonbaharın çalışmalarına çoktan başlamış oluyorsunuz. O yüzden Evet. diyoruz ki hanımlar kışın da bizi daha taşlı, daha pullu bir sezon bekliyor o Evet, bu zaman. yıl şimdi biraz sonra sunacağım size getirdiğim özel kıyafetlerimiz ve gelinliklerimiz 2020 modelleri. Önümüzdeki yıl evlenecek Yıl olan gelmeden çiftlerimiz için evet modelleri geldi. hazırlıklarımız burada. Evet, Bugün gelinliklerde böyle. neler var onu da konuşalım. Çünkü yaz dönemleri de şimdi tam gelin Evet. olma, düğün, Şimdi evlenme artık dönemi. bu aydan sonra kır düğünlerimiz çok fazla yoğun oluyor. Artık böyle kırda yapılan düğünler, açık havada yapılan düğünler. Onun için hazırladığım modellerim var. Biraz önce getirdiğimiz gördüğünüz gibi nişandan başlıyoruz. İlk istemeler, nişanlar Doğru. başlıyor. Onlar için de hazırladığım Hemen şu modellerim var. sağımda duran Evet. inanılmaz güzel bir kıyafet. Tüller çok moda bir de değil mi? Dantel, tül. Hepsi aslında bir Tüller, arada. evet çok kabarık gelinlikler artık kızlarımız sevmiyorlar. Ama otel konseptlerinde biliyorsunuz görkemli olması Tabii gerekiyor. daha prenses gibi Evet, böyle biraz gelmek böyle daha istiyorlar. prenses modeller seviyorlar. Onun için de hazırladığım taşlı, ışıltılı böyle dantelleri yoğun modellerimiz var. Bir de bu sene böyle Hint tüllerine çok böyle merak sardık Türk halkı olarak.
2-3 tane renkli kıyafetler giymek istiyor artık genç kızlarımız. Onlar için de özel hazırladığım kostümlerim var. Günlük çok görkemli oluyor. Çok. Onların günlük kıyafetlerini de ben daha çok beğeniyorum. Daha böyle renkli oluyorlar. Daha ışıltılı. Daha yoğun dantellerin kullanıldığı modeller. Güzel gidiyor. O zaman... Yani tercihlerini biraz hayalleri tabii ki. Biraz onların vücut yapısı. Biraz görkemli olmasını istiyorlarsa. O zaman biraz bu gelinlikleri de öyle de değerlendirelim. Mesela ilk bu kabarık gelinliğimiz sanki böyle üst bedeni ince, altında hani kapatması gereken yani biraz daha basenli. Evet, armut modeli dediğimiz vücut tipine daha uygun daha bir gelinlik uygun, sanki evet. Değil bir mi? De bacak mesafesinin uzun olması gerekiyor prenses gelinlikleri tercih etmesi. Bacak mesafesi tabii uzun ki olacak. Çünkü önemli kısa boylu veya orta boylu kızlarımızda daha böyle bir aşağıda gösterir, daha kısa boylu gösterebilir onları. Bunlar tabii önemli detaylar. Helen modellerimizde de yine aynı şekilde beden boyunu. Bir adım boyunu, öne alabilirsek size. Teşekkür beden ederiz. Boyunun kesinlikle bacak mesafesinin uzun olması gereken bir gelinlik. Bunda da tercihlerimiz. Helen modeli giymek isteyen kızlarımızın evet, bacak boyunun daha uzun olması aynen gerekiyor. Öyle, ya da çok platformlarla aynen, gizlemek gerekiyor aynen, değil mi? Bizim Türk kızlarımız genelde orta boylu olduğu için benim prensesimin üzerindeki... Sizi şöyle bir adım öne alalım. Selinimin üzerindeki model yani bizim balık modeli dediğimiz. Şöyle gösterirsek yani hem basen hem belinin ince olduğu genç kızlarımızın tercih etmesi gereken modeller böyle olması gerekiyor. Evet, yani o zaman daha standart bir vücut tipine sahipseniz evet, balık modeli tercih etmek daha evet, doğru olacak. Evet, A kesim tabii, balık. Daha Helen modeller tercih edebilirler. Bu alta doğru genişleyene mi A modeli diyoruz biz? Evet, şu arkadaki nişanlımızın modeli. Bugün daha önce 4 tane stüdyo sığar diye yoksa 5-6 tane kız getirecektik. Hepsinde ayrı ayrı modellerimiz olacaktı ama. Evet, yani Çağla'nın üzerindeki kına konseptindeki. Çağla'yı da şöyle öne alalım. Evet, kına konseptini hazırladığım tarzın beyaz olanın gelinlik oluyor zaten. Hiç farkı yok. Gelinlikle nişanlı kınalığın arasındaki tek fark renk olması. Evet, şimdi mezuniyetler de var mesela halen devam eden. Çağla'nın üstündeki çok rahat bir mezuniyet elbisesine bile dönüşebilir sanki değil mi? Evet, nişanlık olabilir. Sadece kınayla sınırlı değil tabii ki modelimiz. Mezuniyet olabilir, evde yapılan nişanlar olabilir. Bir ara saçlara çok çiçek modası vardı. Onu o yerini biraz daha taca mı dönüştürüyor evet, 2020'de? Taca ve şapkaya belki. Taç ve şapka. Şapka çok alışkın olduğumuz bir şey değil. O zaman 2020'de... Ama çok şık duruyor. Evet, şöyle sizi bir daha tekrar öne alabilir miyiz? Yani, beğeniyor bu modeli. Hem de daha rahat oluyor. Saçları bozulmuyor. Fotoğraf çekimlerinde çok şık kullanıyorlar. Çok da romantik duruyor. Evet. Tesettürde de aynı şeyi kullandık. Mesela tesettür gelinliklerimizde de... Şapkayla daha sonra defile görsellerimi verirlerse... Tabii Zeynep orada da defilemize çıkmıştı. Orada da aynı şekilde şapka kullanmıştık. Artık böyle hani bonelerin üzerine şapkalar yapıyoruz. Çok da özel duruyor, güzel duruyor. Çok güzel. Duvaktan artık kızlar bir değişiklik arıyorlar kendilerine. Evet, el çiçeği de önemli. Onlardan iyi tercih etmeleri gerekiyor. Bir dönem mesela böyle tam çok çiçekler, kır çiçekleri moda olmuştu değil mi? Lavantalar görüyorduk, papatyalar, hatta gerçek papatyalar evet, görüyorduk. 2020'de Başak ne göreceğiz? Başak falan çok yoğun oluyor tabii. Kır bereketten cimri de değil evet mi? Evet, aynen öyle. Ama bu sene böyle gördüğünüz gibi kristal taçlar görkemleri çok taşlı, ışıltılı olacağı için onlara kombin taç kullanmaları daha uygun gelinlerimize. Peki gene vücut tipine göre bir takım hani böyle yaptığımız vücut hileleri de var değil mi? Korseler gibi işte yöntemler gibi. Aslında hani kilosu olanlar da çok üzülmesinler. Bir takım böyle yapılan, saklanan evet, ufak kamuflajlar da olabiliyor değil mi? Zaten abiyelerimizin içinde dahi GPR kullanıyoruz. Yani balenli ve globların yani GPR'ler yapıyoruz. Yani 38 beden olmak isteyen 40 bedense eğer 38'e düşürebiliyorsunuz. Bir beden aslında yapılan... Yani bir beden aşağı indirebiliyoruz. Göğüslerde, üstlerde drapelerin altında balenler kullanabiliyoruz. Onlarla birazcık bir tıkçık yani... Hani 40 ise 38 olabiliyor. 38 ise 36'ya düşürebiliyoruz kostümlerimizi. Evet. Şimdi gelinlik deyince hep aklımıza bembeyaz gelinlikler geliyor ama onların da tonları kendi içinde değişiyor değil mi? Bir dönem çok böyle ekruya bakan kırık beyazlar vardı. Çok bembeyaz süt beyazı vardı. Evet. 2020'de hangi beyazın tonunu göreceğiz? 2020'de de aynı şekilde devam edecek. Ya zaten bizim Türk kızlarımızın, Türk halkımızın bembeyaz görmek istiyor anne baba biliyorsunuz. Kızlar istese de içinde böyle pudra pembeler falan yaptık. Hani bütün fuarlarımızda hazırlıyoruz bunları. Birer model yapıyoruz ama aileler kızımızı bembeyaz görmek istiyoruz dedikleri için o gelinlik değişmiyor. Evet, aynı şekilde devam ediyor.
Ama tabii yurt dışında falan herkes böyle tonlarını bir kreme döndürmüşler durumdalar yani. Hı-hı. Türk halkı olarak dönemedik henüz. Evet, tabii sadece gelinlerimiz değil, o gün yakınları ve sevenleri için de çok önemli bir gün. Onlar da aynı telaşın içine giriyorlar. Aynen. Orada tabii hassas bir nokta da var. Ben mesela hiçbir gittiğim düğünde beyaz ve beyaza yakın giyip gelinin önüne çok geçmemeye özen gösteririm. Etrafıma da onu derim. Aman beyaz kimse giymesin bizim arabamızda. O parlasın diye. Ama şey zaten, o konuda nasıl yönlendiriyorsunuz aileleri? Zaten kimse geçemez yani. Yani mutlaka. Beyaz mutlaka olsun. Öyle ama hani ben istiyorum ki bir beyaz gelin olsun orada. Evet. O özel gününde. Yani pek tercih edilmiyor gerçi. Kız kardeşler arasında renk uyumlu oluyor. İşte pudralar. Herkes mavi giymeye başladı bu yıl mesela. Bebe mavileri. Abiyelerde bir bebek mavisi öne çıktı bu yıl. Bu yıl böyle gelinin kız kardeşleri, yakın arkadaşları bebe mavisi, işte pudra pembeler. Hı-hı. Hepsi aynı renk giyiyor. Dediğim ne güzel. O zaman olmuyor. Ay, o giymişti o rengi, ben bu renk giyeceğim falan olmuyor. Hem de güzel bir görüntü oluyor. Ha, o çakışmaları da aslında. Vitrinlerde de yapıyoruz farkındaysanız bilmiyorum. Evet, hep evet. Aynı renkler. İşte o zaman Nedime konsepti birazcık daha ön plana çıkacak. Evet, güzel oluyor sezonda. Hem kızın da önüne geçmemiş oluyor. Kimse de düşünmüyor o rengi o mu giymişti, ben aynısından giymeyeyim çok diye. Çok doğru. Güzel oluyor yani. O olayı da böyle kapatmış olduk. Aynen. Peki kayınvalidelere önerileriniz neler olacak? Kayınvalidelerde ben hep şey görüyorum. Hemen bir böyle siyaha kaçma. Belki hani kilo kapatmak için çok yaptığımız bir yöntem ama ben istiyorum ki o gün aileler de biraz renkli olsunlar. Sizin ama fikriniz nedir bu konuda? Şeyler var. Yani tabii ki de siyah birazcık daha farklı bir renk olduğu için birçok şeyi kapatıyor. Koyu renk olduğu için ama genelde artık aileler tercihlerinde kesimlerini güzel ayarlarsak eğer ki glob kesimlerini, balenlerini iyi diyor yani. Hiç öyle renk şeyimiz yok artık. Evet. Yeşiller falan. Renk seçiminde herhalde en önemli nokta ten rengi değil mi? Çünkü mesela kırmızı kimine o kadar yakışıyor ama kiminde aynı elbise, aynı kumaş ama aynı şeyi alamıyorsunuz. Biraz ten rengine göre de konuşalım. Çok önemli. Yani renk tercihlerinde saç rengi, ten rengi. Kıyafetin onda duruşu çok önemli. Mesela sarışınlar ne renkleri tercih etmeliler? Yani tabii biraz zevk meselesi bunlar ama kırmızı tabii ki de bir patlatıyor. Esmer'de de olduğu kadar sarışında da çok iyi duran nar çiçeği çok yakıştırıyorum. Soft renkler beyaz tenli oldukları için daha böyle bir şey duruyor üzerlerinde. Yani daha böyle hafif kalıyor. Daha böyle koyu tenlerin tercih etmesi gereken renkler, daha pudralar, bebe mavisi, daha soft renkler. Ya da bronzlaşmanız lazım belki. Ama sarışınlarda koyu renkler daha iyi durduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu emerald yeşili dediğimiz, hani biz ördekbaşı yeşili de dediğimiz bir yeşil var değil mi? O da sanki o da böyle sarışınları daha sarışınlarda daha iyi duruyor. Ön plana çıkarıyor. Aynen, aynen. Göz renkleri de eğer ki renkliyse daha iyi duruyor. Evet, tabii abiyeye birazcık da belki bütünsel bakmak lazım. Bir doğru veya yanlış saç modeli bile sizin yaptığınız elbiseyi güzel ya da güzel ya da çirkin demeyeyim ama hani daha görkemli veya daha söndürür hale getirebiliyor değil tabii mi? Renk, model çok önemli. Herkesin dediğim gibi bir vücut yapısı var. Yani ona uygun olması gerekiyor. Tercih edeceği model kesim dahi çok önemli. Yani şurada mesela kızımıza giydirdiğim bu gelinliği bir farklı bir bedene giydirdiğimizde böyle durmayabiliyor. Ama burada durduğu gibi durmak istiyor. Mesela ben bunu çok beğendim diyor. En çok mesela onunla karşılaşıyorum ben. Çok fazla defile yaptığım için organizasyonlarımda beğeniliyor. Ben o gelinliği istiyorum diyor. Orada bir zorluk yaşayabiliyoruz. Evet, orada biraz daha sizin gibi işin profesyoneline kendini teslim etmek. Evet, doğru olan gibi en geliyor bana. En olması gerekiyor ama birazcık şey yaşayabiliyorsunuz. Mesela onda da şöyle yapabiliyoruz. Bedende aynı şeyi kullanıp kol beğendiyse kolunu bu şekilde kullanıp işte eteğini farklılaştırabiliyorum. En azından o daha iyi toparlıyor onu. Evet, ufak tefek renovasyonlarla yani. Ona uygun hale getirebiliyorsunuz. Aynen. Çünkü gelinlik bir kostüm, normal bir kıyafet değil. O yüzden çok böyle işi bilen insanlara bırakmaları çok doğru olur onlar için. Evet, buradaki en önemli şey o. Hakikaten şey, evet. Her şeyi işin profesyoneline teslim etmek yaşamazlar en azından. Gerekiyor, evet. Peki, görüyorum saç modelleri de mesela duvağın duruşunu ne kadar etkiliyor? Orada yapılan bir ense topuzu o zarif duvağı çok daha ön plana çıkartıyor. Eğer şimdi taç kullanırsak, yani kullanacağımız taç ve gelinin eteği tamamen duvağı ortaya çıkarıyor. Yani eteğindeki duruşu duvak karşıladığı için duvağını ona göre hazırlamak gerekiyor. Evet, duvakla gelinliği de bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Aynen öyle. Ama bu çünkü şöyle bir şey var. Mesela
Kına gecesi konseptinde hazırladığım bu kıyafetime de normalde duvak kullanılabiliyor. Kına için biliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi yaka kısmını açtığımız için ve taçı o kadar görkemli ki duvakla kapatmak istemiyorum. Ama kızlar istediği vakit onlar için özel bir şey, şöyle enseden minik bir şey hazırlayabiliyoruz. Kısa bir şey yapıyoruz. Peki kısacık bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından biz yine son moda trend kıyafetler, abiyeler neler konuşacağız ve mutfağımızda da neler oluyor gene geri dönüyor olacağız. Mutfaktan harika kokularla bu defa biz mutfaktayız. Pınar Hanımcığım da yanıma aldım. Gelin kızlarımız siz de iyi izleyin. Evlendikten sonra artık iş buradan devam ediyor biliyorsunuz. Erkeğe giden yol biliyorsun birisinden geçiyor. Kesinlikle. Aşkı. Kesinlikle doğru. Öyle mi Sayın Manucuğum? Kesinlikle. Çok önemli. Yani buna katılıyorum içten. Denenmiştir tecrübeyle tahmin ediyor Sayın Manucuğum. Ne güzel şeyler yapmışsınız. Şu çok çikolatalı güzel bohçaların güzelliğine bakar mısınız sevgili izleyenler? Görseli ayrı güzel, kokusu ayrı güzel. Tadını bilmiyoruz ama birazdan onu da göreceğiz. Mis gibi. Evet. Üzerine çikolata sosumuz var. Onu yaptım, hazırladım. Şimdi onu da dökeceğim. Bir bohça haline nasıl getirdik? Onu da bir görelim mi? Hemen şöyle bir tane göstereyim şuradan. Bir tarafını... Bir tarafını pişiriyoruz. Bu üst kısmını pişirmiyoruz. Ki yapışması için. Şöyle hazırladığım kremadan sütle, nişasta ile şekerle yaptığım bir krema. O pastacı kremasına benzer değil mi dediğiniz? Krem şanti ekledim. Çikolatayı da çok sevenler tercih edebilir bunu. Kesinlikle. Şu şekilde birleştiriyoruz. Islak olduğu için çabucak böyle kendiliğinden yapışıyor evet, aslında. Bu şekilde. Üzerine de şimdi çikolata sosunu dökeceğim. Çok da kalorili bir şey değilmiş gibi geldi bana böyle. Değil. Çikolatayı saymazsak. Evet, çikolatasına kadar gibi olacak gibi. Yani. Evet, artık tatlı yasak hakkını vereceğiz. Evet ya. Üzerine, içine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Zararlı şeyler hep tatlı güzel oluyor yani. Yani genelde evet, maalesef öyle oluyor. Çocuklar için bu müthiş bir ve kolay bir şekilde evet, yapılan bir tatlı. Sevim Hanım dedi de çocuğunuzla da mutfakta. Evet, çok kolay yapabilirsiniz diye. Şöyle benziyor. Üzerine yeşil fıstık serpebilirsiniz. Evet, Hindistan cevizi, fıstık, badem neyle seviyorlarsa. Evet. Ben şu kayıklara da bayıldım. Bu ne kadar güzel bir fikir. Ne yapıyoruz burada? Salatalığın içine oyuyoruz. İçine de salatalıkları küçük küçük kesip dereotu ile birlikte sarımsak. Yani şöyle tutup yemesi de ne kadar evet, kolay. Çocuklar için de mesela bu yoğurt sevmeyen çocuklara değil aynen mi? Aynen yani çok güzel. Yedirmek için de çok güzel bir metot. Görsel olarak çok iyi duruyor. Evet. Cacık kayıyor muydu Sevim Hanımcığım? Cacık neydi kayı. Adı? Cacık kayı. Cacık kayı. Bunu hemen yapacağım bu cacık kayığında. Daha küçük salatalıklar Çengelköy olursa daha böyle şirin duruyorlar. Bizim salatalıklarımız biraz büyüktü. Evet, bu arada sevgili izleyenler yemeklerimizin tariflerini, malzemelerini kaçırdıysanız her zaman sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Görsel olarak da yapılışını izlemek istiyorsanız, bölümlerimizi kaçırıyorsanız da Nilüfer Zamanı'nın YouTube kanalından da gene izleyebilirsiniz. Sorulara da olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Konuk önerilerinde bulunabilirsiniz. Konu önerilerinde bulunabilirsiniz. Biz de ilerleyen günlerde programımızı bu şekilde şekillendiririz. Oh burada da bu arada harika bir beğendi oldu. Acıktık. Son dokunuşlar. Ay yiyelim artık yani. Tadına evet Pınar Hanımcığım siz şöyle hemen size bir çatal verelim biz oradan. Tadına bakmak lazım evet, onların. Mis gibi kokuyor. Evet. Siz yerken ben de minik minik veda etmek istemesem de bugün de ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Biz yarın aynı saatte saat 12'de burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.